Şimdi bakın başka bir şey daha, daha çarpıcı. Ben hani e, şeytanın avukatlığı nasıl oynayayım birazcık. Tamam, Biraz şeytan tamam. azapta. Buralardan başka bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Ben ısrarla bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu savaşın özel hedefi Türkiye olabilir mi? Bakın Peki, bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? çarpıcı bir soru. Şimdi jeopolitik jo bir şeyden bahsediyoruz. Mücadeleden bahsediyoruz. Jeopolitikten bahsediyoruz. Yani jeopolitik konuşmaya başlamışsa... Her şey ve herkes susar. Hangi düşünce ya da hangi gelişmeler sizi bu soruya doğru bu, yönlendiriyor Bunu bunu söyleyeceğim. Bakın şimdi Türkiye bu aslında çok Türkiye uyandı uyandı. Nasıl uyandı? PKK üzerinden uyandı. Biz Türkiye ya yani biz Güneydoğu'da mücadele ederken şu soruya cevap aradık hep. Dedi ki ya bunun arkasında kim var? Oralardan başlayan bir uyanış var. O uyanışla beraber yaşanan pek çok mücadele var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinde Türkiye'yi mi işgal edecekti? İşte Mersin'den İskenderun'dan şeye kadar, e, Slopya kadar bir alan Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisine oradan başlayan büyük bir kırılma var. İşte Çeküç gücünün ortaya koymuş olduğu o fotoğraflar var. Sonrasında FETÖ ile ilgili meseleler var. Vesaire vesaire vesaire. Bunlar Türkiye'yi Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra taarruz ruhu adına verdiğimiz bir süreç başladı. Bu süreç bizim irademizle başladı. Aslında bizim <laughs> elimizle başladı ama zaruretlerle beraber başladı. Yani Güneydoğu'da ne yaptık? Güneydoğu'da bir, çok ağır bir yara aldık biz meskuma çatışmaları üzerinden. Sonra FETÖ darbe girişimini gördük ve hemen ondan sonra Türkiye dedi ki ben bir taarruz ruhu konsepti çerçevesinde eş zamanlı olarak ilk önce Şendin'i de sonra e, özellikle... <laughs> Çukurca'da, Çukurca'da, Çukurca'nın Irak tarafındaki alanlarda e, çok sert mücadelelere girdi Türkiye. Güneydoğusu ile ilgili. Hatta o zaman 694 yanlış hatırlamıyorsam o senenin sonuna kadar sadece o hatta e, PKK'ya verdirdiğimiz e, et, ortaya koymuş olduğumuz etki e, etkisizleştirdiğimiz terörist. Ve aynı eş zamanlı Fırat Kalkanı. Bakın bu bizi, buradan başlayan süreç bizi bir jeopolitik mücadelenin içerisine ve bir iddiaya sürükledi. Nereye gittik? Irak, Suriye derken, dörder harekat derken iş doğu bizsiz kurgulanan Doğu Akdeniz'e, Libya'ya ve ardından Karabağ'a ve sonrasında Afrika'ya ve hatta Balkanlardaki etkiye götürdü. Ve Türkiye artık Türk keneşi adı altında bir Türk dünyasıyla ilgili bir jeopolitik iddia ortaya koymaya başladı. Şimdi bunda neye dayandırma eğilim içerisinde çıkartmış olduğu derslerle birlikte ben diyor bağımsız bir savunma sanayine ihtiyacım var. Bunu misiyle öğretmeye çalışıyor. Ama öğretebilmiş değil. Şimdi henüz üret, bakın üretmesine engel olan bir darbe var bu savaşta. Ya yani Türkiye'nin kendi bağımsız savunma sanayisi. Yani hangi hangi katmanlardan bahsediyorum? Bakın motordan bahsediyorum. Savaş sanayinden, motor, motor sanayinden bahsediyorum. Eee taarruz hüzelerinden bahsediyorum. Se yani taarruz ve hava savunma sistemlerinden bahsediyorum ve savaşçıdan bahsediyorum. Bu katmanda ve bunun etrafında dönen yani jeopolitik katmanı ilgilendiren, jeopolitik inisiyatifi ilgilendiren alanlarda Türkiye ile Ukrayna'nın son derece özel bir takım anlaşmaları vardı hmm. bu yani şey olarak ütürü... gördük ya yani siyah falan gibi gördük sadece Hayır bunlardan bir tanesi 60 civarında anlaşma şimdi bu anlaşmaların hepsi meçhul. şimdi soruyorum şimdi bizim ...jeopolitik dünyada Arena'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya alternatif oluşturabilecek şekilde veya denge oluşturabilecek şekilde bir var oluşumuzu Amerika Birleşik Devletleri ister mi İstemez. İstemez. Rusya ister mi? İstemez. Çin ister mi? İstemez. Bakın şimdi ben ettik kimlik üzerinden vurgalım ya Bir şimdi şeye gitmesin. Yani bu ırkçılığa, kavmiyetçiliğe falan gitmesin. Ama sonuçta Türk keneşi e, içerisinde işte yani Moldova'yı da alan, Macaristan'ı da alan, Ukrayna'yı da alan. Yani sonuçta Ukrayna'ya baktığımız zaman destek Kıpçak ülkesi orası. Yani kökeninde yani sarışın Türkler, Türklere kadar giden son derece önemli bir takım şeyler var. Yani oralara deştiğimiz zaman Ukrayna'dan neler çıkar? Şimdi böylesine bir etki... Şimdi bizim tarihimizi onlar bizden çok daha iyi bildikleri için... Bizim ortaya koyabileceğimiz etkinin... E, yani e, nerelerde karşılık bulabileceğini çok iyi bildikleri için... Birileri... Hani şu cümleyi hatırlatayım biz izninizle. Diyor ki, ismini hatırlayamadım. Türkleri dünya tarihinden çıkartın tarih diye bir şey kalmaz. Bakın bu, bu bunu hani e, şu an bilinen yani kendisi Türk olarak tanımlayan coğrafyaya dayı, dağılmış 350-400 milyon insan var. Şimdi bunların başat unsuru olacak ve jeopolitik aygıtlar olan bir Türkiye. Şimdi buna dair bir etki görüyorum ben bu savaşta. Işte. Bakın bunu ısrarla tamam. söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Peki. birine ne bunu ne Rusya ister, ne Çin ister, ne İran ister, ne Avrupa Birliği ister, hmm. ne Amerika Birleşik Devletleri Peki. ister. Yani bu noktada bence hani e, son derece kritik bir eşikte dünya jeopolitiği nasıl şekillenecek? Burada her şey aslında Türkiye'nin ortaya koyabileceği mukavemete bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Peki. bakın en başından beri ısrarla bir şeyle karşı karşıyayız. Türkiye'yi birileri savaşın içerisinde itmeye, birileri çekmeye çalışıyor. Çok ilginç. Ne Peki. alakası var ya?